Daha önce hiç de duygusunu hissettiniz mi? Hmm. Aslında soruyu biraz değiştirmek gerekiyor. Hissettiğiniz duygunun de olduğunun farkına vardınız mı? Çünkü duyguları biliyoruz ki tanımlamak onları yaşadığımız zaman oldukça zor. Doğru tanımı bulabildiğimizde ancak onları isimlendirebiliyoruz. Dolayısıyla Saduade de bunlardan bir tanesi olabilir. Hep Almanların bizlere yeni duygular isimlendirdiklerini ve bunları armağan ettiğinden bahsediyoruz. Ama bu duygu Portekizlerden geliyor. Yazar Mia Couto, saudade duygusunu şöyle tanımlıyor. Saudade, ruhtaki bir dövmedir. Ondan sadece bir parçamızı kaybederek kurtulabiliriz. Yani aslında hep bizimle ve içimizde kalıyor. Biraz böyle ukteli bir hali var. Neden böyle? Saudade duygusunu Portekizliler ilk olarak 13. yüzyılda kullanmaya başlamışlar. Ve o günden beri de kullanılarak devam ediyor ve pek çok dile de geçmiş yerleşmiş durumda. Saudade duygusunun belki de yapabileceğimiz en kısa tanımı uzaktaki ya da kaybolmuş bir kişiye ya da bir nesneye olan özlem duygusu. Biraz nostaljik bir özlem duygusu diyebiliriz. Bu duygunun 13. yüzyıldan itibaren kullanılmasının nedeni de aslında coğrafi keşifler döneminin başlaması ve Portekiz'deki pek çok kişinin sevdiği kişinin yelken açarak yeni dünyalar keşfetmek için gitmesi ve onlardan çok uzun süre boyunca belki de hiçbir zaman haber alamadıkları dönemde onlara duydukları özlemi ifade ediyor. Eskiden bu sadece insanlar için kullanılırken artık nesnelere de karşı kullanılmaya başlandı. E tabi ki yani nesneler de artık bizim parçamız, pek çoğumuz yapay zekayla sohbet edip onunla çok daha iyi anlaştığını düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla aslında yakında bu yapay zekaya karşı da duyacağımız bir şey olabilir. Ne dersiniz? Saudade aslında biraz nostaljik özlem dedim ama bu duyguyu hissettiğimiz an aslında Bizim o kişiyle ya da nesneyle hani şu an güncel olarak söyleyelim. Kurduğumuz o bağın tamamen koptuğunu fark ettiğin, bir daha asla bir araya gelemeyeceğini, kavuşamayacağını, göremeyeceğini düşünmeye başladığında o birleşmenin, yeniden kavuşmanın imkansız olduğunu fark ettiğinde hissettiğin duygu. Ya deriz yani böyle iş işten geçtikten sonra aklı başına gelir. Onun gibi biraz da. Yani o kişiyi artık asla göremeyeceğini fark ettiğinde yüründeki hissettiğin o buruk özlem. Türkçe'de süveyde kelimesi hem yazılı hem de okunuş olarak ve anlam olarak da saudade duygusuna çok yakın. Süveyda tasavvufta kalbin tam ortasında gizli günahlarımızın saklı durduğuna inanılan küçük kara nokta demek. Belki benzer bir özlem imkansız kavuşmanın yarattığı melankolinin bıraktığı bir iz mi acaba? Yani süveyde ile Saudade aynı olabilir mi? Ne dersiniz bilmiyorum ama bu ikisi birbirinden biraz farklı ama birbirine çok benziyorlar. O yüzden de karıştırmak da çok normal. Saduade duygusunu kendi zihninizde, hatıralarınızda, hafızanızda biraz tarasanıza. Ne zaman hissettiniz? Kime karşı bir özlem duydunuz ve onun aslında artık tamamen bittiğini gittiğini, bir daha kavuşamayacağınızı, bir daha göremeyeceğinizi fark ettiniz ve o an içinizi kaplayan nostaljik özlemle baş başa kaldınız. Saduade hissettiniz. Ben çok güzel bir duygu. Bu duyguyu arada böyle yaşadığımızda isminin de bu olduğunu bilmek gerçekten çok daha iyi bir şekilde yaşamamızı ve bizi aslında o kişiye ya da nesneye ne kadar değer verdiğimizi hatırlattığı için de içimizde belki biraz da böyle minnet kaplayacak bir duygu olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Duyguları Tanıma serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.